cennetle alakalı şunu da söylemem lazım. Cennete hayvanlar girecek mi? Az önce burada kedimiz vardı bizim misafirimiz. Cennete hayvanlar girecek mi? Dünya hayvanlarından affedersiniz. 10 tane hayvanın cennete gireceğine dair ashab-ı kiram efendilerimizden, peygamberimizden nakledilen farklı rivayetler var. Biz bunları çeşitli eserlerde de geçiyor ama siz televizyonunuzun başında otururken dünyanın dört bir yanında şöyle kulağınızda hani malumat vuruşluk derler bir parça kulağımda kalsın. Bunun alimi olacak değiliz. Bunun müfessiri olacak değiliz. Ama bir parça bilgim de olsun, aklımda kalsın diye ben size bu on hayvan hangileridir hatıraları nedir? Her biri aslında bir gece sahur programını geçer. Ama özet geçeceğim çünkü daha cennetle ilgili notlarımıza bakamadık hala. Kardeşlerim bir cennete girecek hayvanların birincisi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın danası. İki cennete girecek hayvanların dünyada yaşamış Cennetin hayvanları var. Affedersiniz. Hayvansız dünya yok. Ne dünyada ne ahirette. Kuşlar var cennette. Kardeşlerim, ceylanlar var. Peygamberimiz diyor ki bir ceylanın geçtiğini göreceksiniz. Canınız çekecek. Allah onun kızartılmış, mis gibi sım sıcak. Öyle soğumadan çorba içiyoruz. Buz gibi oluyor bazen. Değil mi? hava soğuk buz gibi oluyor. Allah yediğimizi içtiğimizi ağzımıza bedenimize şifa ve nur eylesin. Sım sıcak, kızarmış o ceylan gelecek. Cennette hepsi var. Kardeşlerim, ikinci cennetteki hayvan İsmail peygamberin canına bedel gönderilen koç. Hani gökten meleklerin Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Huvallahu Ekber Allahu Ekber ve hamd Diyerek meleklerin indirdiği koç var ya İsmail kurban olmasın diye bedel gönderilen o koç cennete girecek. Başka salih peygamberin devesi hani azgın bir kavim Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesini keserek öldürmüşlerdi ya Allah da onların yüzünden onlara azap etmişti. Yine dört Üzeyir Aleyhisselam'ın merkebi affedersiniz bindiği eşek cennete girecek. Yine kardeşlerim Musa aleyhisselamın ineği hani Bakara suresi var ya Musa peygamberin kavmine gönderilen o sığır imtihan olan sarım olsun siyah mı olsun diye iki de bir Hazreti Musa'yı sıkıştırdılar ya o buzağı işte cennete girecek. Yunus peygamberi karnında taşıyan balık cennete girecek. Peki balık Cennette göl yoksa, cennette deniz yoksa nerede yaşayacak? Demek ki cennetin sulak, marz, manzaralı, dünyadan daha güzel denizleri, gölleri olacak, ırmakları olacak. Yine kardeşlerim Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası karıncayı Allah cennete alacak. Hayvan deyip geçmeyin. Yaşadığınız dünyada hayvanların farkına varın ve onları sevin Müslümanlar. Sakallı hacamca, başörtülü ablam, hayvanlar yokmuş gibi yaşamayın. Her şey senin hayatın değil. Allah bunları niye cennete alıyor biliyor musunuz? Ben bunları cennete aldım. Siz de evinizi alın, hayatınızı alın, bahçenizi alın. Aklınızın içinde olsun hayvanlara merhamet edin diyor Allah. Bakınız Belkıs'ın hüt hüt kuşu, Belkıs'ın tahtını haber veren hüt hüt vardı ya Kur'an-ı Kerim'de. O kuş cennete girecek. Yine ashabı kehvin köpeği kıtmir. Bak köpeği bile cennete almış Allah. Köpeği bile cennete almış Allah. Anlıyor musunuz beni? can kardeşlerim ve peygamberimizin devesi on. Peygamberimizin devesi kusva cennete alınacak. Allah'ım dünyada bir iyiliğe ya da bir imtihana muhatap olmuş şu hayvan hayvancağızları cennetine aldın. Biz de sana inanmış, sana güvenmiş, senin için ibadet eden, Günahkar da olsa kullarınız, şu sahur vaktinde sana yalvarıyoruz, Ramazan'ın tam ortasında Allah'ım evimizden hiç kimseyi cennetten mahrum etme ya Rabbi. Aziz Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün Ebu Derda Hazretleri naklediyor. Ebu Darda Medinelidir. Sahabe efendilerimizin en alim, en bilgili, en çok ilim sahibi olan sahabilerden biridir. Ebu Darda Derda radıyallahu an o anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Kalbinde zerre kadar imanı olanı Allah bana Miraç'ta müjdeledi. Allah'a imanı olan Allah birdir diyen Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın Resulüdür diyen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.